Siz aslında senaryolar tüm hatlarıyla ele alındı, görüşüldünüz. Özellikle güvenlik zirvesinde dünyanın pek çok ülkesinden aslında Rusya'ya yönelik olarak yaptırım kararları açıklanıyor. Güvenlik zirvesinin açıklamasında yaptırıma ilişkin bir şey dikkatimizi çekmedi ama görüşüldü mü? Türkiye önümüzdeki süreçte Rusya'ya bir yaptırım uygulamayı düşünüyor mu? Teşekkürler. Sağ olun. Arkadaşlar, burada tabii olay halen sıcak ve devam ediyor. Türkiye açısından Rusya ile tabii yoğun ilişkilerimiz var. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini de güçlü bir şekilde savunuyoruz. Şu anda bütün yoğunlaştığımız aşama iki konu üzerinedir. Birincisi, bu çatışma nasıl durdurulabilir? Bundan sonra daha derin acıların, daha yoğun çatışmaların olmaması için neler yapılabilir konusu. İkincisi de Türkiye'ye olası etkilerinin değerlendirildiği, Türkiye'ye olası etkilerinin ele alındığı bir çerçevedir. Bu konular tabii ki güvenlik konularından diplomatik konulara, ekonomik konulardan başka alanlara kadar giriyor. O çerçevede, bahsettiğiniz çerçevede bir değerlendirme söz konusu değil. Ama tabii ki Türkiye burada Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunan, Ukrayna'nın siyasi birliğini savunan uluslararası toplumun bu yaklaşımlarına, toprak bütünlüğünün sağlanması ve siyasi birliğinin sağlanması için bu desteği verecektir. Ayrıca şunu da ifade etmek gerekir ki tabii şimdi bu çatışmaların bütün bir Ukrayna'nın işgaline dönüşüp dönüşmeyeceği, nerede duracağı, nereye kadar ilerleyeceği konularında yakın bir şekilde takip edilmesi gerekiyor. Türkiye açısından dediğim gibi odaklanılan iki konu vardır. Birincisi bu çatışmaların daha fazla büyümemesi, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin sağlanması için yapılması gerekenlerin yapılması. İkincisi de bu ortaya çıkan çatışmanın etkilerinin Türkiye'ye dönük olarak bu etkilerinin minimize edilmesi. Türkiye açısından bu olası senaryoların değerlendirilmesi. Buyurun lütfen. Özdener Kuşçu TV Televizyonu. Efendim, Karadeniz'in güvenliğine de vurgu yaptınız konuşmanızda. Bu çerçevede Ukrayna'nın bir talebi söz konusu. Montreux Sözleşmesi'nin 19. maddesi uyarınca boğazların Rus savaş gemilerine kapatılması yönünde, bunu nasıl değerlendirirsiniz? Değerli arkadaşlar, Montreux Sözleşmesi açısından Türkiye tabii bu durumda önüne gelebilecek bütün senaryoları değerlendiren çalışmalar hem Dışişleri Bakanlığı tarafından hem Milli Savunma Bakanlığı tarafından kapsamlı bir şekilde yapıldı. Tabii bir savaş durumunda savaşan devletlerin gemilerinin geçişine Montreux hükümleri çerçevesinde izin verilmemesiyle ilgili konular var. Tabii burada detaylar da var. Yani bir gemi kendi limanından ayrılmışsa tekrar o limana dönebiliyor ya da başka detaylar. Bu konunun herhangi bir çatışmanın ne düzeyde savaş olarak ele alınıp alınmadığıyla ilgili olarak burada şu esastır tabii ki Cumhurbaşkanımızın baştan beri söylediği burada tansiyonun herhangi bir gerginliğin olmaması ve barışın korunması çerçevesinde önümüze gelecek iki konu vardır. Birincisi Montreux Sözleşmesi'nin objektif hükümleri. Objektif hükümleri açısından Türkiye bu objektif hükümleri net bir şekilde uygulayacaktır. Çeşitli zamanlarda da, gerginlik zamanlarında da başka devletlerin talepleri oluyor. Burada ikinci konu ise şudur, Türkiye'nin takdirine bağlı olan konularda da tabii ki Türkiye savaşı derinleştiren, çatışmayı genişleten ya da herhangi bir şekilde bu gerginliği daha da yükselten konularda takdir hakkını tabii ki barıştan yana, gerginliğin azaltılmasından yana kullanılacaktır. Şimdi bahsettiğiniz tabii her bir başvuru söz konusu olduğunda her bir başvurunun kendine has bir niteliği var. Hatta başvurulan geminin bağlı olduğu limana ait olarak da çeşitli değerlendirmeleri var. Bu dediğim prensipler çerçevesinde her bir başvuru kendi özgünlüğü içerisinde ele alınacaktır. Ama esas olan herhangi bir gerginliğe ve savaşın derinleşmesine ya da yayılmasına imkan verecek bir tutum içerisine girilmemesidir.